Gazeteci, yazar sevgili Hamza Yardımcıoğlu'nu bugün ağırlıyoruz. Birlikte öğreniyoruzun dördüncüsünde. Dinler tarihi ve astronomi dalında birçok makalesi ve kitapları bulunan Hamza Yardımcıoğlu'ndan bugün değişen dünyada yakın gelecekteki gündem konularını dinleyeceğiz. Ben Networking Strateji Grubu adına hepiniz için, tüm grubum adına hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyor ve sözü Hamza Bey'e bırakıyorum. Buyurun. Evet, takdiminiz için teşekkür ederim Güzin Hanım. Herkese de merhaba öncelikle. Şimdi önümüzdeki dönemde dünyada neler değişecek kısmını biraz konuşalım. Ben olaylara sosyolojik, felsefi, ondan sonra siyasi, daha bir geniş çaplı arka planıyla bakıyorum. Böyle dünya okumalarını yapıyorum ama bugün girişimci hanımefendilerle birlikte olduğumuz için biraz işin ticari boyutuna da atıflar yaparak gidelim. Bence dünyayı önümüzdeki dönemde şekillendirecek, hatta kökünden değiştirecek bir şey var, bir teknoloji var. Bunun adı da blockchain teknolojisi. Bu açıdan dünyaya bakalım neler karşımıza çıkabilir, olasılıklar ve bunlar nasıl fırsata çevrilebilir kısmını bugün konuşalım istedim. Bununla ilgili bir şeyler anlatacağım, kısa bir şeylerden bahsedeceğim, meselenin temellerinden. Onun ardından da sizin de sorularınızı da bir sohbet havasına dönüştürürüz. 2010 yılında Bitcoin ile bir pizza siparişi verildi. Bu Bitcoin ile yapılan ilk alışverişti, ilk satın almaydı. Bu siparişte 10 bin Bitcoin ödendi, iki tane pizza alındı. Bugüne geldiğimiz zaman bir Bitcoin dolar cinsinden baktığımız zaman 64 bin dolar civarında. TL olarak bakarsak 520 bin lira TL. Yani 10 bin Bitcoin ödenerek 2010 yılında iki tane pizza alınmış. Yani tanesi 5 bin Bitcoin'e geliyor. Ve bugün bir Bitcoin TL olarak bakarsak 500 bin liranın üzerinde. Yani 1 milyon liralık bir siparişle iki pizza alınmış. Şimdi bu bahsettiğimiz olay 2010 yılı. Hatta o siparişin verildiği 22 Mayıs günü pizza günü olarak kutlanıyor kripto para camiasında. Burada sormak gereken şey şu bence. Ne oldu da bu kadar kısa bir süreç içerisinde, yani 10 yıl, 11 yıl uzun bir zaman değil. Bu tür değişimler açısından baktığımızda. Bunu sağlayan şey nedir? Bunun arkasındaki bu kadar bunu değerli hale getiren, ilerleten, değil mi? Yani insan baktığı zaman ortada cevapsız gibi görünen bir soru var. Ama tabii ki bu sorunun bir cevabı var. O yüzden Bitcoin'in, ki bu Bitcoin olarak almayalım, konuyu bambaşka yerlere getireceğiz. Blockchain teknolojisi ilk olarak Bitcoin'le çıktığı için buradan örneği getirdim ve ne kadar büyük, katastrofik diyebileceğimiz ölçüde, devasa bir ölçüde genişleyen, büyüyen bir potansiyeli olduğunu ve bundan sonra da o potansiyeli devam ettireceğini göstermesi açısından verdim bu örneği. O da şuydu. Bir merkeziyetsizlik fikri. Bize blockchain'in sunduğu fikir. Böyle çıktı ortaya. 2008 yılının öncesinde merkez bankaları o kadar çok para basıyorlardı ki ve bu paralar borsalara gidiyordu, borsaları şişiriyordu ve bir kriz yaşandı. Küresel bir finans krizi yaşandı 2008'de. Ve bunun sebebi birilerinin merkezi olarak kararlar alıp piyasaları manipüle etmesiydi. Ve buna bir tepki olarak Satoshi Nakamoto adında, ama bu tabii müstahar bir isim, gerçek bir isim değil, onun kim olduğunu da kimse bilmiyor. Bu isimle bir makale yazıldı. Bitcoin'in anlatıldığı bir makaleydi bu, 2008 yılında. Burada diyordu ki, eğer para basılıyorsa iki kişi kendi arasında merkeziyetsiz bir şekilde para transferi yapıp alıp verebilsin. Aracı bankalara ihtiyaç duymasın. Çünkü bu sistemde aracılar var şu anki mevcut durumda. Merkez bankaları var, parayı üreten, onun miktarına ve faiz oranlarına karar veren, yani bütün dünyadaki bütün kitle adına karar veren bir merkez var. Diğer bir tarafta da
özel bankacılık sektörü var ve bu insanlar arasındaki bütün para transferlerinde aracı oluyor. Biz aracıları ortadan kaldıralım, merkezleri ortadan kaldıralım diye protest bir fikir olarak çıktı. Büyük bir fikir olarak ortaya çıktı. Bu makalede bundan bahsediyordu. Ve bir sene sonrasında, hatta bir sene de tam geçmeden 2009 yılında bu bir algoritmaya dönüştürüldü. Bunun algoritması yazıldı ve bu fikir şu anda herkes baktığı zaman kripto para olarak bakıyor. Halbuki işin arkasında bunun merkeziyetsiz bir şekilde gerçekleştirilebileceği uygulamalar, alanlar o kadar geniş ki bu bize bir gelecek, bir yeni bir dünya tasavvuru sunuyor önümüze. Şu an için henüz kimsenin bakmadığı ve görmediği tarafı işin. Herkes neye bakıyor? Bitcoin'in fiyatı çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve onu ondan sonra onu örnek alarak ortaya çıkan altcoin'ler denilen diğer kripto paralar da çok hızlı yükseliyor. Yükseliyorsa o zaman herkes diyor ki biz de bu işin içerisine girelim. Biz de buradan para kazanalım şeklinde bakılıyor. Ama işin arka tarafında çok büyük, derin bir fikir, bir felsefe var. İnsanlara özgürlüğü vaat eden. Evet, özgürlük fikri. Yani sizin adınıza birilerinin karar aldığı ve sizin onları yaşamak zorunda olduğunuz bir sistem, bir dünya değil. Tam tersine bütün kitlenin ortak kararlar alabildiği, kuralları belli olan, keyfi olarak birilerinin son dakika ortaya çıkıp ben bunu değiştirdim, böyle yapıyorum diyemeyeceği bir protokol üzerine yazılmış ve bu açık kaynak koduyla görünen bir sistem. Herkes bugün evet işi para boyutuyla ele alıyor. Ama dediğim gibi bununla gelecekte neler yapılacak? Bakın hükümet seçimleri. Seçimler bunlarla yapılacak. Ürünlerin tedarik zinciriyle ilgili bilgiler bugün henüz blockchain olmasa bile kaydediliyor. Ve siz karakod uygulamalarıyla bir domatesin tarladan hangi tarlada yetiştirildiği, hangi aracılarla nereye getirildiği, tarihine, üretim tarihi vesaire bilginin o tedarik geriye doğru, o zincirin geriye doğru bilgisine bakabiliyorsunuz. Ve bu yakın bir gelecekte bütün ürünler için hukuki altyapılar düzenlendikten sonra zorunlu bir hale gelecek. Ve bu blockchain teknolojisi ses geldi. Sesim gitti galiba. Evet, tekrar... Mikrofon kapandı, evet. Şimdi geldi, evet. Tamam. Ve bu teknoloji, yani blockchain'i diğer bilgiyi depolama teknolojilerinden farklı kılan çok önemli bir şey var. Burada merkezi bir veri depolama sistemine ihtiyaç yok. Yani serverlara ihtiyaç yok. Burada bir bilgi, bloklar bir araya gelerek bir bilgi yumağı, bilgi zinciri oluşturuyor. Ve bu bilgilerin hepsi aynı anda o sistemin içerisine dahil olan herkesin cihazında, telefonunda, tabletinde, bilgisayarında kayıtlı. Ve her güncelleme yapıldığında, şu anda sesim gitti mi? Bir sessizlik geldi bana ama emin değilim beni duyabildiğinizden. Yok, sizin sesiniz geliyor. Biz tamam, hani içeri tamam. Yeni giriş yapan konuklarımızın tamam. Mikrofonları tamam. Açık oluyor. Onlara müdahale etmeye çalışıyoruz tamam. Ama emin sizde bir sıkıntı yok. Tamam, buyurun. Herkesin cihazında aynı anda güncellenerek devam ediyor. Yani mesela Bitcoin'den örnek verdik. Bir bankaya, aracı bir bankaya, bir kuruma ihtiyaç duymadan kişilerin arasında para göndermeyi sağlıyor dedik ya. Bu olduğu zaman mesela A kişisinin 5 Bitcoin'i var. B kişisinin 4 var. A, B'ye bir Bitcoin gönderdiği zaman A'nınki 4 oluyor, B'ninki 5 oluyor. Bu güncelleme aynı anda bütün blokta, bütün sistemde gerçekleşiyor ve bunu sabit bir yerde tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Böyle bir yapısı var. Bunun merkeziyetsiz hale getiren, mesela şöyle düşünün, siz bir uygulama yaptınız herhangi bir ülkede ve o ülkenin rejimi, baskıcı bir rejim diyelim ve bundan hoşlanmadı diyebilir ki ben bunu yasaklıyorum. Aynı Bitcoin'e yaptıkları gibi.
birçok ülkede yasaklandı. Ve bunu kullanımını engellemek için ne yapar? Direkt gider server'a, server'ı bulunduran şirkete bunu kapatıyorsun diye emir verir ve o gerçekleşir. Ona da karşı gelirse server kapatılır. En kötü ihtimal fişi çekilir, değil mi? Burada fişi çekilecek bir server'ın olmaması bunu bu kadar güçlü bir hale getiriyor. Aynı zamanda siber güvenlik açısından da blokların arka arkaya yazılması ve geriye yönelik değiştirilemiyor olması onu siber anlamda da çok güvenli bir hale getiriyor. Şimdi burada bununla gelecekte nasıl bir fırsat ortaya çıkacak? Bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir şirket düşünün. O şirkette çalışan bir muhasebeci var. Bir de temizlikçi var. Muhasebeci oturarak çalışıyor. Fiziki efor sarf etmiyor. Diğer bir tarafta temizlik görevlisi bir fabrikadaki fiziki olarak çok kendini yorarak performans göstererek, terleyerek çalışıyor. Ama ikisinin kazandığı paraya baktığınız zaman muhasebeci belki iki katı, belki üç katı para kazanabiliyor, maaş alabiliyor veyahut da. Peki yani bu ikisinin arasındaki fark nedir diye sorulduğu zaman bunun bir basit bir cevabı var. Ortada problem var ve ikisi de bir problemi çözüyor. Birincisinin çözdüğü problem, yani muhasebecinin çözdüğü problem, herkesin çözebileceği bir problem değil. O konuda bilgi anlamında donanımlı olması gereken kişiler, olan kişilerin çözebileceği bir problem. Ama diğer taraftaki ekstra bir donanıma ihtiyaç duymadan daha fazla sayıdaki kişinin çözebileceği bir problem. Öyle değil mi? Yani burada asıl sorun veyahut da asıl bakılması gereken problem ve o probleme getirilecek çözüm. Problemi bulup daha sonra çözümü bulmak. Ne kadar pahalı bir problem. Ve şimdi dünyanın önünde o kadar pahalı bir problem oluşuyor ki bu giden süreç bize bunu gösteriyor. Bu tırnak içerisinde anacağım pandemiyi. Pandemi süreci de dünyanın önüne çok ciddi bir problem getiriyor. İşte bu problemden bahsedeceğiz. O da merkeziyetçilik problemidir. Ve bunun çözümü de merkeziyetsizliktir. Bunu sağlayacak araç da blockchain teknolojisidir. İşte burada ticari anlamda ne kadar büyük fırsatların olduğuna dikkat çekmek için bu örneği verdim. Yani nasıl ki tez, antitez, sentezdir değil mi? Veyahut da aksiyon, reaksiyon, solüsyon. Yani bir sorun vardır ortada. Bu diyalektik, dilektiğin ortaya koyduğu bir şeydir. Bir sorun vardır. O sorun bir etki doğurur ve o etki bir çözüme ihtiyaçtır. Onun için bir çözüm bulunması gerekiyor. Buradaki en büyük problem de dünyada merkeziyetçilik, baskıların artması olacak. Ta 1990'lı yıllarda Milton Friedman'ın getirdiği bir örnek var, bir önerme var. Diyordu ki, henüz daha ortada blockchain teknolojisi yokken, Bitcoin ortada yokken, diyordu ki, şu anda dünyada gücü elinde bulunduran hükümetler var. Ve bu hükümetler güçlerini merkezi karar alma yetkilerinden, mesela bunun en ön plana çıkan örneği de parayı basıyor olmaları ve herkes onların bastığı parayı kullanıyor olması. Herkesi bunu bu yolla borçlandırıyor olmaları. Ama öyle bir şey çıkacak ki diyor internet üzerinde A kişisinin B kişisine ve B'nin de C'ye birbirlerinin kim olduğunu bile bilmelerine gerek kalmadan para transferi yapmalarını sağlayacak bir sistem geliştirilecek diyor. Bu mutlaka olacak diyor ve bu gücün merkezden alınıp halka, kitleye dağıtılmasına yol açacak diye bir önerme getiriyordu. Ve ilerleyen yıllar, zaman onu haklı çıkardı. Önemli bir fikir adamıydı, bir iktisatçıydı Milton Friedman. Ve 2008'de bu blockchain teknolojisi Bitcoin'le çıktı. Çünkü bunun çalışmasını sağlayan teknolojinin adı Bitcoin'di. Pardon, blockchain'di. Bitcoin bunun üzerinde çalışıyordu. İşte fiyatının bu kadar artması da bütün dikkatleri oraya çekti ama arkada bu buzdağının sadece görünen kısmı, Bitcoin dediğimiz şey. Görünmeyen çok daha büyük, devasa bir kısmı var. Bu teknolojinin
potansiyeli, diğer nerelerde kullanılabileceği. Şimdi o merkezi karar alma otoritesi bugün hükümetler olarak karşımızda duran ama diğer bir taraftan küresel sermaye olarak da kendini perdelerin arkasında konumlandıran ama yine hükümetlerden bile daha büyük bir güç olarak orada duran yapıların insanlardan almak istediği ve hatta aldığı bir şey var. Bu nedir? Hükümetler açısından vergidir. Finansçılar açısından da faizdir. Çünkü bu faizler vergilerle ödeniyor. En nihayetinde kitleden toplanılan bu para, bu güç sermaye havuzunda birikiyor. Ama buna aracılık eden de hükümetler olmuş oluyor. Hadi bu aracım kapat. Burada ses duymak istemiyorum. Birazcık daha. Ve bunu da vergilendirmeyle yapıyor. İşte Milton Friedman'ın 1990'lı yıllarda dikkat çektiği şey hükümetin bunun üzerindeki denetiminin ortadan kalkmaya başlayacağı veya zayıflayacağı, dolayısıyla vergi alamayacak veyahut da aldığı verginin çok azalacağı bir yere gitmesine dikkat çekiyordu. İşte gücün merkezden kitleye yayılması. Blockchain buna imkan sağlıyor. Ve hükümetlerin, bakın örnek vereyim size, 2 sene önce çok enteresan bir şey oldu. Döviz alış satışlarına vergi getirildi. 1/1000 gibi bir vergi, düşük bir oran gibi gözüküyor ama insanlar çok düşük, 1/1000 önemli değil diye düşünerek o dönem ses çıkarılmadı. Ben hatta şaşırdım, yani paradan vergi nasıl alınır? Paranın vergisi mi olur? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir arkadaşınıza veya herhangi bir esnafa, birisine diyorsunuz ki 100 liram var, bozuk param var mı? Bana bunu 2 50'lik yapar mısın diyorsunuz. O da tamam diyor, siz 100 lira veriyorsunuz, o size 2 50'lik veriyor. Devletin bundan vergi alması gibi bir şey bu. Yani döviz, çünkü döviz birimleri paradır değil mi? Yani en azından öyle kabul ediyoruz. Siz döviz para bozdururken, exchange yaparken buna kapı araladı. O 2 sene önce 1/1000 vergi getirerek. Halbuki böyle bir şey olamaz yani. Hiçbir mantığa, akla mantığa uymayan bir şey. Ardından 1 sene sonra döviz rezervleri eridikten sonra bir de baktık ki bu 1/1000'lik oran 1/1000'e çıkarıldı. 10 katına çıkarıldı. Ondan sonra bakıldı olmuyor. İşte kayıt dışına gitmeye başlıyor işler. Bu sefer onu tekrar geriye çektiler. 1/1000 oranlarına çektiler. Yani bu bize merkezi refleksi insanlara daha fazla baskıyı dayatacağı, daha otoriter, daha otokratik vergi yaklaşımı getireceğini gösteriyor. Ve bu giderek de artıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizden dolayı ve sistemin işlevsizleşmiş hale gelmesinden dolayı, bakın mesela bugün Amerika'da Joe Biden'ın açıkladığı, Beyaz Saray'dan internet sitesinde de resmi sayfasında yayınlandığı gece, hatta ben onun üzerine bir yayın da yapmıştım. Jobs Plan adında bir kurtarma planı koyuyorlar ortaya. Çünkü kurtarılacak bir durum var. Kurtulmaya çalışıldığı bir durum. İsminden belli. Diyorlar ki, çok devasa bir rakam, 2 trilyonluk bir hükümet altyapı projesi getiriyoruz. Bunun için para basmayacağız. Zaten devasa miktarlarda para bastılar. Daha fazlasının nerelere götürdüğünü görüyorlar. Bunu vergilerden alacağız diyorlar. Amerika'da %21 olan kurumlar vergisini %28'e çıkarıyorlar. Yani bunu, bu planın öngördüğü. Bakın yani görüyor musunuz nasıl bütün dünyada hükümetlerin piyasa üzerindeki, sadece vatandaşlar üzerinde değil, girişimcilik perspektifiyle baktığınız zaman piyasadan özelinde gidelim, piyasa üzerindeki baskısını nasıl arttırdığını görüyoruz. Ve bu trend artarak devam eden bir trend. İşte bu ciddi bir problem doğuruyor. Nedir o problem? Merkezi yapının doğurduğu bir problem. Daha fazla baskı. İşte bu problemi kim çözüm getirirse veyahut da farklı açılardan çözümler önerirse işte o müthiş bir tarihin en pahalı problemini çözmüş olacak ve müthiş girişim anlamında önemli işlere de imza atmış olacaklar. Bunun örnekleri mesela kripto para borsalarında, mesela bu sadece küçücük bir örnek, merkeziyetsizleşme. Şimdi bakıyorsunuz insanlar kripto para alım satımları yaparken bunu borsalarda yapıyorlar. Mesela merkeziyetsiz para alıyoruz, satıyoruz diyor ama bunu da merkezi bir yerde yapıyorsunuz.
Siz o borsalara girerken kayıtlı bir şekilde bütün resmi bilgilerinizle birlikte giriyorsunuz. Bütün işlemleriniz resmi şeyinizle kayıt altında, anonim olarak değil, anonim kullanıcı değilsiniz. Yani cüzdan üzerinde yapsanız tamam, açık kaynak kodlu sizin public key denilen o kodunuz görünüyor ama kim olduğunuz belli değil. Yani o kodu herkes alabilir. O yüzden bu merkeziyetsiz sistemi de merkezileştirmişler borsalarla. Ama bunun alternatif olarak ne çıkıyor? Merkeziyetsiz kripto para borsaları. Bu sadece bir örnek. Ama sosyal medyadan tutun da yani telif haklarının korunması için bir eserin telif haklarının korunmasına kadar veyahut da iki kişinin arasında yapılan bir anlaşmayı, işte akıllı sözleşmeler devreye giriyor burada, blockchain üzerine çalışan. Bu sözleşmeyi bir noter gibi tasdik edecek bir algoritmanın kendisi zaten bu. Bu NFT dediğimiz olay da bu işi görüyor. Yani noterleri ortadan kaldırıyor. Bakın bir yakın bir gelecekte, önümüzdeki yıllarda veya diyelim, noterlere ihtiyaç kalmayacak. Temsilcilere, vekillere ihtiyaç kalmayacak. Hatta bu siyaseti bile baştan sona değiştirecek. Kitlenin, düşünebiliyor musunuz? Parlamentoda birileri milyonlar adına kararlar alıyor, vekiller. Ama o kitle bu karar alma süreçlerine blockchain teknolojisiyle dahil edildiği zaman, ki seçimlerden bahsediyorum, hem hükümet seçimleri olabilir hem de mecliste yasaların karar, yasa tekliflerinin onaylanması için yapılan oylamalar olabilir. Bu karar süreçlerine kitleler dahil olduğu zaman vekillere de gerek kalmayacak. Değil mi? Yani asil varken vekile gerek var mıdır? Yani böyle bir yere dönüştürüyor bütün dünyayı. Hatta yabancı raporlarda bu yapın adına mesela smart governments diyorlar. Akıllı hükümetler. İşte işin içerisinde bu teknolojinin dahil edildiği bir siyasi yapı. Yeni bir dünya. İşte burada en büyük problem ne olacak? Merkezileşmenin getirdiği baskılar ve çözümü de o baskıları ortadan kaldırmak için geliştirilecek merkeziyetsiz çözümler olacak. Her anlamda olacak. Bu siyasette de olacak, ekonomide de olacak, medyada da olacak. Aklınıza gelebilecek bütün alanlarda merkeziyetsizliğe doğru giden bir eğilim olacak. Çünkü eşyanın tabiatı bunu gerektiriyor. Ve bununla ilgili çözümleri sunanlar yeni dünyanın tasarlayıcıları olacaklar. Yeni dünyayı şekillendirenler olacaklar. Çünkü şu anda bile serbest piyasa diye bize hep anlatılan, iktisat fakültelerinde de öğretilen bir piyasa dünyada yok. Yani endüstri devriminin başından beri, bakın 1800'lü yıllardan aldığınız zaman 200 yıldan uzun bir süre boyunca işleyen kapitalizm diye bir model var değil mi? Sermaye temelli üretim, ekonomi modeli. Ve onu çalıştıran o para dediğimiz kavram 300 yıl boyunca getirilmiş, bugüne geldiğinde %40'ı, yani bu paranın %40'ı son 15 ay içerisinde basıldı. Yani o tarihsel süreci düşünün. Yani şu anda içinde bulunduğumuz noktanın ne kadar hızlı bir şekilde sona doğru ilerlediğini göstermesi açısından çarpıcı bir örnektir. Yani 200 yıldan uzun bir süre %60'ı kadar basılmış bir parayla bugün mevcut olan sistem devam etmiş ama bugün öyle bir çıkmaza gelmiş ki %40'ı 15 ay içerisinde basılıyor. İşte blockchain'in ortaya çıkışı buna tepkiydi 2008 krizinde. Satoshi Nakamoto'nun buna yaptığı bir karşı bir antitezdi, fikirdi. Ve o yüzden bunu bu kadar güçlü yapan, içinde bulundurduğu, barındırdığı bu potansiyeldi. Yani demek istediğim, Bitcoin sadece buzdağının görülen minicik bir kısmıdır ama arkasında çok daha büyük, devasa bir teknoloji, bir potansiyel var ve bütün geleceğin dünyası bunun üzerinde şekillenecek. Bu konuyla ilgili sizin sormak istedikleriniz varsa böyle sohbet şeklinde dönüştürebiliriz. Evet, var mı arkadaşlar sormak istediğiniz soru? Hem chat'e yazabilirsiniz veya sorabilirsiniz. Ben sorabilir miyim Güzin'ciğim? Tabii ki. Hamza Bey, şimdi merkeziyetçilikten ve uzaklaşma, merkezi otoritelerden uzaklaşmayı dan bahsettiniz. Biraz
biraz daha gelecekte sanki Bitcoin sayesinde özgür bir dünya bizi bekliyor gibi. Evet, blockchain sayesinde. Evet. Ancak bir süre önce sizin Okan Bayülü'nün programına katılmıştınız ve ben izlediğimde bizzat bir şeyden bahsettiniz. Çin'deki bir teknolojiden bahsettiniz. Evet. Ve o teknoloji sayesinde bu bahsettiklerinizin tam da aksine, evet, daha insanları kontrol altına alınacağı ve otoriter rejimin çok çok daha kuvvetli olarak insanları sosyal karneye bağlamak gibi, evet, bir teknolojiden, hepimizi çok ürküten bir teknolojiden bahsettiniz. Evet. Blockchain teknolojisiyle herhangi bir bağlantısı olmayabilir, evet, ama arkada çalışan bir Çin'in yaptığı bu algoritma sayesinde neler olacağını, evet, çok arkadaşlarıma, yani çok 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 etkilendiğimiz bir şeydi o. Bunu eğer bahsederseniz, dinlersek gelecekte, evet, bizi bekleyen o tehdidi son, evet, derece memnunuz. Özellikle katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Berlin Hanım. Çok güzel bir yerden temas ettiniz. Bu teknoloji, yani bir bıçak düşünün. Onunla meyvelerden, sebzelerden çok güzel bir salata yapabileceğiniz gibi, ama çok kötü amaçlar için de kullanılabiliyor, değil mi? Yani her ikisini birden. İşte blockchain de öyle bir şey. Eğer bu protokoller yazılıyor ve onun üzerine işte neyle ilgili çalışacak? Seçim mi yapılacak? Noter gibi mi çalışacak? Para sistemi olarak mı kullanacak? Bunun en başta yazılan protokolü merkeziyetsiz bir şekilde yazılmışsa, İşte bu insanlığa özgürlük vaat ediyor. Çok güzel bir dünya vaat ediyor. Ama başta bu yazılırken bunun sistemin kararlarını alma yetkisi bir azınlığa veyahut da bir kişiye, bir gruba yetki veriliyorsa, bu da işte bunu merkeziyetli hale getiriyor. Sizin az önce getirdiğiniz Çin distopyası bizi götürüyor. Bütün dünyaya doğru götürüyor. Ve bu korkunç bir şey. Sizin şu anda bütün dünyada bir denetim altındayız. Hep izleniyoruz. Öyle değil mi? Yani yaptığımız görüşmeler, sesli, görüntülü, gittiğimiz yerler GPS üzerinde, her şey kayıtlı. Bu mahremiyeti ortadan kaldırıyor. Bu güzel bir şey değil. Çok rahatsız edici bir durum. Ama bunun bir adım daha ötesi var. Siz sadece izleniyorsunuz şu anda, ama yaptığınız görüşmenin izlenmesinin ötesinde, sen bu görüşmeyi yapmayacaksın dese birileri, bize yapamayacak olsak, veyahut da sen şuraya gitmeyeceksin dese gidemeyecek olsak, en azından şimdi gidebiliyoruz değil mi? Yani izleniyoruz da gidebiliyoruz. Bir de gidememek de var, yani izin verilmemesi de var. Zaten oraya doğru gidiyor yavaş yavaş. Yani bize kod numaraları veriliyor, HES kodu gibi. Ve onun içerisindeki durumunuza göre bu buraya gidebilir, bu gidemez. Zaten yavaş yavaş geliyor. Bir de para üstünde bunu düşünün. Sen şu parayı, şunu alabilirsin, şunu alamazsın diye bizim alışverişlerimizin direkt müdahaleyle yönlendirildiği. Yani psikolojik müdahalelerle zaten yönlendiriliyoruz, ama yaptığımız harcamalar da belli. Onlar da kayıt altında. Ama harcamalarımıza direkt komutlar verecek. Bunu alabilirsin, bunu alamazsın. Veya oraya doğru gidiyor işte. Yani bu dijital para cüzdanları, merkezi bir otoritesi olan yapılar korkunç bir hale getiriyor. İnsanlara sosyal puanlar veriliyor. Sosyal kredi deniyor buna Çin'de. Yani bir kredi vermiyorlar, sadece puan veriyorlar. O yüzden sosyal kredi deniyor. Ve insanlara aldığı puanlar da nasıl davrandığına bağlı. Kırmızı ışıkta geçtiniz mi, geçmediniz mi? Herhangi bir hükümet kararını eleştirdiniz mi, eleştirmediniz mi? Çevrenizde sizinle ilgili insanların oyları nasıl gibi birçok faktörle insanların puanları belirleniyor. Ve o puanlara göre siz hareket edebiliyorsunuz. Mesela başkente, mesela Pekin'e diyelim, bir kişinin gidebilmesi için diğer, mesela Gansu şehrinden, puanının yetiyor olması lazım. Belli bir limitin altındaysa puanın, sen bu şehre giremezsiniz deniyor. Çin'de böyle korkunç bir durum var.
Ve bu da insanları sürekli puanlarını artırmaya yönlendiriyor. Bunun içinde ne yapıyor? Tam mutlak itaatkar, otoriteye itaat eden, sürekli kendini sevdirmeye çalışan, yani çok affedersiniz hani böyle evcil hayvanlarımız böyle kendini böyle şey yapmak için, sevdirmek için şeyler yapar ya, böyle kuyruk sallar. İnsanı o şeye, o pozisyona, o ruh haline sokan bir şey var. Çin'de yapılan şey bu. Yani hatta ben yani birkaç farklı yayında da şunu söylemeye çalıştım. Yani Türkiye, yapılan uygulamalara bakıyoruz. Çin'in yeni bir eyaleti mi oluyor? Yani olmayalım. Çin'in eyaleti olmayalım yani. Buna eklemlenmeyelim diye bir düşünce ortaya koymaya çalışıyorum. Bu teknolojinin işte merkezi uygulanması, evet, Çin'deki gibi korkunç bir durum ortaya koyar. Ve güç, otorite, hükümet her zaman bunu isteyecektir. Bundan taraf olacaktır. Ama bu ilk başta da büyük bir ihtimalle benim gördüğüm, benim okuduğum bu distopik halin içerisinde dünya girdi bile, zaten içindeyiz. Yani şu pandemiyle dayatılan yasaklar, yani insan haklarına aykırı kısıtlamalar, bütün bunlar zaten bu sürecin içine girdiğimizi gösteriyor. Ama daha da ilerlemesi, daha da korkunç bir boyuta gelmesi. Evet, buraya girdik. İlk tepkisi bu. Bunun ilk sonu, doğurduğu sonuç daha doğrusu. Ama ikinci doğuracağı bir sonuç olacak. İnsanlar bir yerden sonra bu soruna, işte bu büyük pahalı probleme yine çok değerli çözümler, çözüm önerileriyle gelecekler. İşte bu çözüm önerileri de merkeziyetsiz sistemler. Mesela biz bugün sosyal medya kullanıyoruz. Sosyal medyada o merkezi karar alma otoritelerinin, yöneticilerinin belirlediği topluluk kuralları var, değil mi? Onların hoşuna gitmeyen bir yayın yaptığınız zaman o yayın siliniyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben kendimi geçtim, başkasından örnek vereceğim. Olayı kişiselleştiriyormuş gibi görünmesin diye. David Icke gibi dünyaca ünlü, milyonlarca kitabı satan, bestseller şeklinde satan bir yazarın yayınları bile sırf bu küresel düzeni eleştirdiği için YouTube kanalı kapatıldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Milyonların izlediği bir kişinin bile. Yani bu kararı alabiliyorlar. Dolayısıyla sosyal medyanın da merkeziyetsizleşmesi. Bakın yavaş yavaş bunlar da çıkıyor. İşte yeri bu değerli çözüm önerileri gündeme geliyor. Bu konvansiyonel medyayı da dönüştürüyor. Merkeziyetsiz medya fikri. Mesela bakıyoruz Twitter'a. Merkezi bir yapı ama merkeziyetsizmiş gibi bir durum koyuyor. Herkes orada bir haberci gibi. Güvenilir, takip ettiğiniz kişileri takip ettiğiniz zaman gündeme dair bilgileri alıyorsunuz. Ama orada da bir merkez var ve bir toplumun önünde söylediklerini çok herkesin ağzını iki dudağı arasında olan çıkacak sözlere gözlerini diktiği kişilerin, mesela Donald Trump'ın, düşünebiliyor musunuz? Tweetleri yasaklanıyordu, hesabı yasaklanıyordu. Şimdi burada da merkeziyetsiz sosyal medya fikri, buna bir çözüm önerisi olarak geliyor. Bunun gibi diğer bütün alanlarda bunlar olacak. Yani o yüzden ticari açıdan siz bu konuyu daha çok belki değerlendiriyor olabilirsiniz girişimci olmanızdan dolayı. Bunlar en çok aranan çözümler olacak, merkeziyetsizlik. Bu Çin'de bahsetmiş olduğunuz bu teknoloji ile halkı kontrol altına almak ve sosyal karne hikayesiyle ilgili bir, evet, teknoloji var. Bunu, evet, da dünyada 36 tane ülkenin Çin'e sipariş verdiğini, bunlardan bir tanesinin de Türkiye olduğunu na dair de bir şey var. Bu doğru mudur? İddialar var. İddialar şey var. Bununla ilgili tabii doğrulanmış bir şey yok ama ben kişisel düşüncem HES kodu denilen şeyin tamamen bu amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizim sağlık bilgilerimizin kaydedildiği söylenen ve bu ulusal bir karne de değil, bir sağlık karnesi değil. Bu uluslararası. Çünkü ortada küresel bir sorun koyuldu ve bunun küresel olması isteniyor. Ve yarın öbür gün, yani duyduğunuz zaman hiç şaşırmayın, nakitsiz topluma geçildiği zaman dijital para cüzdanları,
hükümetin önerdiği dijital para cüzdanları HES kodu üzerindeki karne ile birlikte çalışacak. Bunun üzerine yazılacak. Yani insanların hem sağlık bilgileri, hem para bilgileri, yani banka hesap bilgileri, hem eğitim bilgileri, geçmişle ilgili bütün kayıtları belli, yani aynı bir cüzdan gibi düşünün bunu, dijital cüzdan gibi düşünün. Bunun üzerinde olacak. Ve ödemeler yapıldığı zaman karakodlarla, cep telefonlarıyla okuyup geçecek. Bunun çok belki daha ileriki safhalarda çip meselesi. Bakın daha Pentagon yeni gündeme getirdi. İnsanların sağlık bilgilerini semptomlar ortaya çıkmadan tespit edebilen çip icat ettik. Deri altı implant çipler icat ettik diye açıklamalar yapıyorlar. Bütün dünyayı bu korku ortamında insanları hayatlarıyla korkutarak bunu dikte ediyorlar. Ve bu mantıksızlık durumu böyle bir korku hali içerisinde insanların kabul edebileceği bir hale geliyor. Bakın bütün önde gelen üstü kuruluşların, özellikle finans kuruluşlarının IMF gibi, Dünya Bankası gibi, Fed gibi bunun başındaki insanların, hatta en ön plana çıkan Dünya Ekonomik Forumu'nun başkanı Klaus Schwab'ın kapitalizmi artık yeniden tanımlamamız gerekiyor diye ortaya çıktıkları bir dönemdeyiz. Çünkü bu işin sonuna geldik. Yani o kadar çok para basıldı ki ve bu para bugün piyasaları, borsa, kağıt piyasalarını şişirmiş olan para oradan çıkacak. İkinci büyük şokta, yani 13 Mart 2020'de yaşadığımız birinci dalgasından sonraki asıl deprem, o öncü depremdi. Asıl deprem yaşandığı zaman o para oradan kaçacak. Nereye gidecek? İlk başta güvenli liman gibi görünen Amerikan dolarına, çünkü hala dünyanın ortak döviz rezerv parası, oraya gidecek. Ve ondan sonra orada enflasyonun doğurduğu etkiden dolayı bu sefer altın, gümüş gibi sınırlı varlıklara kaçacak. Ama bunun içerisinde önemli bir bölümde sınırlı varlık olarak karşımızda duran kriptografik blockchain'le çalışan kripto paralar olacak. Yani burada Bitcoin ön plana çıkıyor. Ve bu aynı zamanda gerçek piyasalarda da devasa bir enflasyon doğuracak. Ve bu hiperenflasyona dönüşen bir süreci yaşayacağız önümüzdeki yıllarda. İşte bu sistemin sonu anlamına geliyor. Sürekli değeri eriyen, işte Venezuela'nın başına gelen, parası çöp olmuş bir ülke veyahut da Zimbabwe'nin başına gelen yakın örneklerinde bu bütün dünyada Amerikan doları da dahil olmak üzere bunu yaşayacaklarını bildikleri için diyorlar ki kapitalizme artık yeni bir tanım getirelim, yeni bir sisteme geçirelim. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu yıllara yayılır, 10 yıllara yayılır, böyle kolay bir şey değil. O yüzden şok terapi denilen bir şey. Yine Milton Friedman'ın ortaya attığı bir önermedir bu, şok terapi. Eğer bir yerde sistemi değiştirmek istiyorsanız orada bir şok yaşatırsınız ve insanlar size çözüm için yalvarırken siz onlara her şeyi önerip kabul ettirebilirsiniz diyor. Ve şu an bunu uyguluyorlar. Berin yine konuyla alakalı. Çin bu teknolojiyi yapmış ve halkını karne puanı ile takip ediyor. Yakında 100 evet. Hatırlayacağım. Mutlu musun, değil misin? Gibi psikolojik duruşum ve ruh halinde tanımlayacak teknolojileri yapıyorlar. Mutsuzsan puan kaybedeceksin gibi demiş. Ecem Demir, blockchain teknolojisi devletlerin aleyhine olduğundan dolayı hükümetlerin bunlara sıcak bakmayacaklarını biliyoruz. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Bu süreç şöyle ilerleyecek. Bunlar blockchain'in merkeziyetsizliği nereden geliyor? İşte o kayıt depolama merkezine ihtiyaç duymaması. O cemiyetin içindeki herkesin cihazı, telefonu, tableti, bilgisayarı o veriyi koruduğu için orada onu güçlü kılıyor. Ama hükümetler bunu merkezi bir şekilde protokol olarak yazarlarsa işte bunu Çin'in yaptığı gibi bir sisteme dönüştürmüş olacaklar. İşte burada iki farklı fikir çatışacak. Merkeziyetsizlik ve merkezilik fikri. Merkeziyet. Özgürlük ya da özgürlüksüzlük gibi yani. Evet, hani. Evet, kesinlikle. Evet. Bir Beylem arkadaşımız, paranın izi sürülemeyecek. Bunun artı ve eksileri çok fazla. Amerika hakimiyetini azaltmak için, yani doların hakimiyetini azaltmak için çok çekici geliyor ama eksileri de var tabii ki. Diye bir çekinceler de var tabii ama görünen dolu dizgin o şeye doğru gidiyor herhalde. Ama onun alternatifi daha da tehlikeli, daha da çekinceler doğuracak bir durum. Yani şu anda evet. Kara para
aklamaları yapılmıyor mu? Yapılıyor. Hem de resmi kuruluşlar üzerinden, dev kuruluşlar üzerinden yapılıyor. Bu her türlü. Mesela şey denir. Kripto değerlerinizin, verilerinizin veya işte kripto paranızın şifresini unutursanız ne olacak? Ulaşamazsınız diye bir eleştiri getiriyor bu. Evet. Yani bu aynı şu an kullandığımız nakit gibi. Parayı kaybettiğiniz zaman gidiyor. Yani nasıl o kağıdı taşı kaybetmemeniz gerekiyorsa orada da bilgiyi korumanız gerekiyor. Yani bir gerçekliği taklit ediyor ya, simüle ediyor. O yüzden öyle şeyler gelebiliyor. Melek arkadaşımız çiple takip edileceğimiz günler çok yakın demek. Bu kişisel hak ve özgürlüklere aykırı değil mi demiş. Evet. Onun sondan bir önceki cümleyi duyamadım. Hak ve özgürlükle aykırı olan ne demiş? Takip edeceğimiz günler yakın. Evet, kesinlikle. Yani bu insan haklarına aykırı. Yani evet, insanın temel haklarının tamamen yok sayılması. Zaten şu an yaşanan da o. Yani şu an sokağa çıkma yasaklarını da ben öyle görüyorum. Yani o kadar çok şey sayabiliriz ki insan haklarına aykırı olan, ama şu an hiç ne hak tanınıyor ne hukuk tanınıyor dünyanın. Hiç maalesef çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Berin, çünkü özellikle sizi çok önermişti Hamza Bey, ağırlayalım dinleyelim diye. Tekrar soruları bitmiyordu. İklim değişikliğine, yani iklim krizine bir pozitif katkısı olacak mı bu teknolojinin acaba diye sormuş. Evet, çok güzel bir soru bu da. Evet. Bu teknolojinin çözüm olarak iklim krizinde kullanılacağına dair projeksiyonlar yine bu küreselci yapıların raporlarında görüyoruz. Ben bunun çok dikkatimi çekiyor. Mesela diyorlar ki iklim krizine bağlı olarak çok büyük göç hareketleri yaşanacak ve devasa bir mülteci krizi yaşanacak dünyada. Ve bu krizin çözümünde blockchain teknolojisi kullanılabilir. Ama tabii kendi açısından baktığı için bunu merkezi olarak kurgulayarak öneriyorlar. O önermede de insanlara bu iklime maruz kalmış ve evlerini, her şeyini kaybetmiş, mülteci olmuş insanlara bir dijital ID, kimlik. Bakın burada hükümetlerin üzerinde bir hükümet kavramı ortaya çıkarılıyor. Ve onların dijital para erişiminin sağlanması çok net bir şekilde açık ifadelerle, mesela CIA'nin bir düşünce kuruluşu olan Rand Corporation'ın raporunda yazıyor ve bunu da Birleşmiş Milletler'in SDG programına dayandırarak tarihte veriyor. 2030'dan önce bunun bitmiş olması, bütün hepsi hazır 2030'da çalışıyor olması gerektiği yazıyor bu raporlarda. Ama onların önerdikleri merkezi kurgulanmış şekilde teknoloji. Sevginar arkadaşımız bir şey yazmış. Noah Harari de 21. yüzyıla 21 ders kitabında yıllar evvel sağlık açısından tehdit yaşayacak olan insanlığın çip taktırmak için sıraya girebileceklerini ve gönüllü olacaklarını yazıyordu. Aslında Hamza Bey'in de yıllardır yazdığı ve açıkladığı, yaşadığımız bu süreçlerin çok planlanmış ve önceden belirlenmiş olduğu açık. Evet. Merkezsizleşme diyoruz ama kriptolar bankadan havalelerle yapılıyor. Başka bankaya da kriptonu gönderemiyorsun. Merkezsizleşmenin adı var, kendi yok gibi, evet, ne dersin? Evet, kesinlikle. İşte o borsalar da bakın merkeziyetsiz bir parayı merkezi bir şekilde kullanmaya sağlıyor. Mesela siz diyelim ki iki arkadaş kendi aranızda dersiniz ki ben sana şu kadar coin göndereyim. Sen bana onun karşılığında şunu ver, para ver veyahut da bir mal, hizmet, bir şey yapabilirsiniz. Ama daha fazlası için bu borsaya girmek zorundasınız değil mi? Yani herkes, borsa dediğiniz pazardır. Alan satan herkes orada olacak. Ama o borsanın da merkeziyetsiz olması gerekiyor. Ama şu an öyle değil. O borsalarda merkezi yapılar, onların da üzerinde tabi olduğu regülasyonlar var, kurallar var, hükümetler var, denetleme kuruluşları var ve onların dayattıkları yine geliyor, sizi etkiler hale geliyor ve siz burada da aslında şu an özgür değilsiniz. Bu şu anda
tam mutlak bir merkeziyetsizlik uygulanmış değil. İşte buna alternatif olarak merkeziyetsiz borsaların yavaş yavaş ortaya çıkması bu sistemi bütün dünyaya yayabilecek bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Hep de özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bu işi lütfen şey olarak bakmayalım, sadece kripto para boyutuyla. Çok daha büyük bir fikir olarak bakmak gerekiyor bence. Teşekkürler. Bir soru daha gelmiş. Son bir analiz lütfen demiş. Bitcoin gelecekte ne zaman, hangi zaman diliminde yüz güldürür? Şimdi ona şöyle cevaplayalım. Bitcoin'de ödül yarılanmaları denen dönemler var. 4 senede bir gerçekleşen dönemler bu. 4 senede bir yükseliş sezonları var ve ardından o yükseliş sezonu yaklaşık 1 sene kadar sürüyor. Ama ardından 3 sene... Pardon, araya giriyorum. Aslında bir de yanında hangi coin yani tavsiye edersiniz herhalde? Tamam, tavsiye etmeden sadece bilgi olarak söyleyeceğim. Tabii oradan herkes anlaşılır görüşlerim. 4 senede bir, 1 sene yükseliş, 3 sene yani 1 senenin ardından sert bir düşüş, sonra tekrar yavaş yükseliş ve 1 sene, o 1 sene içerisindeki bir sonraki halving döneminde yine sert yükseliş. Bir döngü olarak gerçekleşiyor bu Bitcoin'de. Hatta ilgili olanlar için bir şey de vereyim, adres de vereyim. Stock to flow diye bir analiz var. Ona bakmalarını öneririm. Ve şu anda biz yükseliş sezonundayız. İşte bu 7-8 bin dolarlardan girdiğimiz ve şu an 64 bin dolara ulaştığımız bu sezonun sonuna kadar bu bahsettiğim stock to flow analizine göre 100 bin doların üzerinde bir yere ulaşması. Hatta bazı yorumlarına göre de 300 bin, 400 bin dolarlara bile varabilecek. Yani 300 bin üzerinde görebilecek bu sene içerisindeki bir potansiyel olduğunu gösteren bize teknik analizler var. Ama bunlar tabii ki %100 böyle teknik analiz söylüyor diye, böyle olacak diye bir şey yok ama bunlar genellikle döngüsel olduğu için gerçekleşiyor. Şu anda mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Benim şu anda Bitcoin ile ilgili beklediğim bu sene için minimum hedef 100 bin dolar. Yani 100 bin dolar üstünde bir yerleri bekliyorum. Hatta ben satış yapmak için de o rakamları bekliyorum. Ama bu 2021'den sonra bu yükseliş sezonu bittikten sonra çok sert, %70'lere, 80'lere varacak kadar da sert bir düşüş olacağını bekleyebiliriz. Yani bu hep bu döngüsü olarak böyle oluyor. Ve o olduktan sonra tekrar alım zamanı o zaman olacak. %70'ler, 80'ler tekrar düştüğü zaman o çıktığı yerden ve tekrar 2024'e geldiğimiz zaman, çünkü bu sezon 2020'de başlamıştı. 2024'e geldiğimiz zaman yeni bir yükseliş sezonuna gireceğiz. Yine bir senelik bir döneme gireceğiz. Ve o zaman da 1 milyon doların üzerine çıkması gerektiğini bize bu stock to flow analizi söylüyor. Benim beklediğim rakamlar o. Bitcoin'in dışında varlıklar olarak tabii altcoin'ler o kadar çok, yani yüzlercesi var ki hepsi üzerine şey söylemek zor ama sınırlı olanlar tabii burada daha ön plana çıkıyor. Mesela Litecoin ön plana çıkıyor. Onun da işte performansına baktığımız zaman bu yükseliş sezonunda çok ciddi ilerlemeler gösterdi. Ripple'a baktığımız zaman Ripple'da bir dava meselesi gündeme gelmişti. O davadan sonra çok sert bir düşüş yaptı. O dipleri gördüğü zaman, mesela ben de o dibi gördüğüm zaman ben de hemen orada satın aldım. Şimdi işte ne kadar 2 liralardan mesela aldığınız bu şimdi 16'ların üzerinde bir yere çıkıyor çok kısa bir süre içerisinde. Önemli olan ne zaman aldığınız ve ne zaman sattığınızdır. Yani bir coin çok iyi performans gösterir. Çok iyi dersiniz. Ama aynı şey zaman boyutuyla baktığınız zaman tam tersine de dönüşebilir. Coin'e tek başına değil, zaman boyutuyla birlikte ele almak gerekiyor. Bununla ilgili grafikleri okumayı öğrenebileceğimiz bir şey önerir misiniz? Grafikleri okumayı öğrenmek için sürekli bir kere şeyi takip etmenizi öneririm. Haftalık, aylık ve geçmişe yönelik
grafikleri izleyip bunun üzerine teknik analizler yapan hesaplar var. Bunlar Twitter'da, YouTube'da, özellikle ben yabancı İngilizce yapılan analizleri izliyorum. Onlardan çok fikir aldım bugüne kadar. Ve kendim daha sonra analizlerimi kendi çapımda, ben yani tam anlamıyla bir teknik analizci değilim. Daha çok temel analiz üzerine yoğunlaşıyorum. İzlemek lazım. Bu konuyla ilgili yapılmış videoları, grafikler üzerindeki destek noktalarını, direnç noktalarını, bunları zaten çok basit mantıkları da vardır. Yani bunu izleyerek de, o grafikler üzerinde yapılan çalışmaları görerek de mantığını çok basit anlayabilirsiniz. En azından direnç, destek, trendler, bunlarla ilgili bir fikriniz olursa o daha sonra dinlediğiniz analizleri, okuduğunuz analizleri çok daha rahat anlayabilir ve ona göre karar verebilirsiniz. Son 3 soru. Serpil Karaserci Gaziantep'ten katılan bir arkadaşımız. Pandemiyle ilgili sona yaklaştığımızı kanalınızda bahsetmiştiniz. Daha kötü günlerin geleceğini söylemiştiniz. Bu konuda kötü günler derken ekonomiyi mi, pandemiyi mi kastediyorsunuz? Ben pandeminin kötü olduğunu en başından beri hiç düşünmedim. Yani bize bahsettikleri gibi büyük bir tehdit olduğunu hiç kabul etmedim ve bunu da bilimsel verilere dayanarak, yani istatistiksel verilere dayanarak söyledim ve hala da aynı fikirdeyim. Aynı şeyleri de söylemeye devam ediyorum. O yüzden hiç öyle korkulacak, panik olacak, insanın kendisini yıpratacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Herkes o konuda bence rahat olmalı. Ben çok rahatım. Ama asıl sıkıntı onun bahane edilerek ortaya koyulacak olan, bize yaşatılacak olan o finansal kriz olacak, finansal çöküş olacak. O yaşanacağı için ve bunun sorumlusu kim diye insanlar soracağı için ortada böyle bir şey var. Ve diyecekler ki bizim suçumuz yok. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bunun sorumluları yok mu? Diyecekler ki görünmez bir düşmanla savaşıyor dünya. O da işte koronavirüstür diyecekler. O yüzden oldu bunlar diyecekler. Halbuki öyle değil ki. Ya pandemi ilanından önce baktığınız zaman, yani ta 2008'e kadar gittiğiniz zaman bu sürecin çıkışı, bu krize olan tepkiler, yani 2008'de Amerika'da öncesine gidip baktığınız zaman Merkez Bankası bilançosu, yani bütün Amerikan dolarının para tabanı, basılmış para 200 milyar dolardı. Bugün 6 trilyonun üzerinde, düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye gelmiş? Yani bunun pandemiyle falan hiç ilgisi yok aslında. Bu çok öncesinden gelen bir süreçti. Ve bu yıkıldığı zaman kim bu binanın mimarı, neden çürük bina yapmış, neden yıkıldı dedikleri zaman diyecek ki kurt çıktı, kurt yedi diyecekler binayı. Mesele budur yani, bundan ibarettir. Sondan bir önceki soru. Kapitalist sistemin bireylerin üzerinde kurmaya çalıştığı sistem yıkılışını erkene çeker mi? Marx'ın söylediği gibi kapitalizm yıkılır mı blockchain teknolojisiyle? Evet. Şimdi kapitalist sistem bana göre bugün bize kapitalizm diye gösterilen bir şey var ama o kapitalizm değil. O 1971'den beri ölmüş bir sistemi bize canlı gösteriyorlar. Çünkü kapital dediğimiz şey, sermaye dediğimiz şey neye dönüştü biliyor musunuz o tarihten sonra? Borca dönüştü. Borç ekonomisi. Çünkü parayı basarken herhangi bir değere, bir varlığa dayandırmıyorlardı. Devlet tahvil veriyordu ve bunun karşısında Merkez Bankası para basıyordu. Tahvil ne demek? Borç demek, devlet borcu demek. O borcun, o devletin borç senedidir yani. O senedin karşılığında da hamiline ödeme taahhütlü vadesiz borç senetleri yazılmaya başlandı. O cebimizde taşıdığımız kağıtlar. Bunlar para gibi biz zannediyoruz. Halbuki tanımı değişti. O tarihte 50 yıldır değişti ve 50 yıldır dünyada bir borç ekonomisi yürütülüyor. Ve bu borçlar o kadar suni bir şekilde şişirildi ki bütün dünyada ve ödenemez bir noktaya getirildi. Dünyanın gerçek varlıklarının değeri hesaplandığı zaman, ki bu hesaplanmış, bu tam önemli kuruluşların verileri baz alınarak 300 trilyon gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Ama üretilmiş borca baktığımız zaman finansal varlıklar açısından bu 1,5 katrilyonun üzerinde bir rakam çıkıyor ortaya. Yani dünyayı ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani dünyayı 5 kere satsanız üretilmiş borcu ödeyemiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani o zaman öyle bir borcun olmaması lazım. Dünyanın
5 katı değerinde bir şey yok yani. Dünyada yaşıyoruz sonuçta. Nasıl ödenecek? İmkansız bir hale getirilmiş. Ve bu yüzden sistem devam ettirilemeyecek bir hale geldiği için ve bu paranın da hiperenflasyonist bir sürece gireceği için tarihteki bütün örneklerinde olduğu gibi yeni bir model bu sefer öneriliyor. Yani bugün MMT dedikleri, Modern Monetary Theory dedikleri modern para teorisi, sözde yani modern para teorisi, o da şu anlama geliyor. Yani insan nüfusu artıyor, üretimin de buna göre artması gerekiyor ve bu artarken para eskiden altın olarak kullanıldığı için altının miktarı artmıyor. Çok sınırlı maden devreye giriyor. Bu yüzden fiyat denilen itibari para sistemi merkezi otoritenin karar alması ve ekonomiyle eş zamanlı büyütülmesi para hacminin, buna modern para teorisi deniyor. Halbuki bu modern falan değil. Bu 700 yıl önce Çin'de uygulandı. Yuan Hanedanlığı döneminde, yani modern bir teori de değil, o zaman da uygulandığında çöktü. Tarihin diğer dönemlerinde de uygulandığında çöktü. Yani tarihsel ve hiçbir işe yaramadığı bilinen, tarihsel olarak incelendiği bir sisteme biz bugün modern para teorisi deniyor. Ama onun da sonuna geldik. Ve o da onun sonunu da getirecek olan şey, yani kendi çürümüşlüğünün ötesinde ona getirecek merkeziyetsiz alternatifler, ki altın merkeziyetsiz bir paradır. Hiç kimse altının miktarını belirleyemez ve onu artırıp azaltarak bir piyasa ortaya koyamaz. Bugün manipüle ediyorlar. Kağıt üzerinde artırıp azaltıyormuş gibi görünüyorlar. Ama tamamen bir kağıt üzerinde yaptıkları bir kandırmacayla. Altın paralar, tarihteki imparatorluklar yıkılmış bile olsa onların paraları hala değerlidir. Çünkü değerini o merkezi otoriteden almaz. Uluslararası evrensel bir konsensüsten, bütün insanların üzerindeki ittifakından alır. İşte bu merkeziyetsiz bir yapıdır ve bu sistemlerde blockchain de bunu taklit eder. Ve dünya da buraya doğru gidiyor. Teşekkürler. Ufuk Tarhan, sevgili Ufuk Tarhan, benim de soracağım soruyu yazmış. Hamza Bey, çok teşekkürler. Sizi burada görmek bizi çok mutlu etti. Biraz da olumlu taraflarından bahseder misiniz diye. Olumlu bitirelim birazcık. Evet. Biraz morali ihtiyacımız var. Olumlu tarafı zaten bizim burada konuştuğumuz konunun ta kendisi. Blockchain'in vaat ettiği merkeziyetsizlik ve onun getireceği özgürlük. Bakın, özgürlük demek sadece serbestiyet demek değildir. O beraberinde refahı da getirir. Yani endüstri devrimiyle insanlığın bu kadar teknolojik olarak ilerlemesi, endüstrinin artması ve bizim yaptığımız işlerin daha da kolaylaşması. Yani eskiden çamaşır makinesi bile yokken eski kadınlar kim bilir ne kadar yoruluyorlardı. Elektrik süpürgeleri yokken, hayatın zor şeyleri. Yani bu arabalar icat edilmemişken, atla gitmek ne kadar zordu. Hayatımızı ne kadar kolaylaştıran bir şey var. Bunu ne sağladı? Serbest piyasa sağladı. Nispeten daha serbestti. Ama bugün serbest bir piyasa yok. Serbest değil. Yani serbest parası olmayan bir serbest piyasa olabilir mi? Birilerinin istediği kadar miktarını belirlediği ve faiz oranlarını belirlediği. Ve sadece o değil. Yani vergi meselesi de öyledir. Sizin, bakın, Amerika'da bile bugün %21'den %28'e kurumlar vergisinin artırılması ve bununla işte hükümet harcamalarının finanse edilmesi konuşuluyor. Yani sizin kazancınıza ortak ve keyfi bir şekilde, yani böyle bir ortamda bir serbestlik yoktur. İşte bu merkeziyetçiliğin, yani özgür olmama durumunun getirdiği bir problemdir. Bunları ortadan kaldırdığınız zaman ekonomiyi de kendisi bırakın. Serbest piyasayı bırakın, o kadar kendiliğinden ilerler ki sadece siz ona müdahale etmeyin. Sadece oradaki düzenin yürümesi için adaleti sağlayın. Devletin görevi budur. Orada güvenliği sağlamaktır, adaleti sağlamaktır. Problem doğduğu zaman o problemlere çözüm üretmektir. Tepeden kurallar dayatmak, Demokles kılıcı gibi kanunları orada sallandırmak ve insanlara müdahale etmek, onların kazanımlarını sömürmek değildir. Bunu sağlayan merkeziyettir. Bunun karşısı da merkeziyetsizliktir ve özgürlük ve beraberinde de refaha getirir.
fikir özgürlüğü, bakın üniversitelerde insanlar fikir üreten insanlar ne kadar rahat konuşursa, onlar ne kadar rahatlarsa o kadar daha çok ilerler, bilim üretir ve bu da endüstriyi destekler. Endüstri de o kadar ilerler. Bu da zenginliği bu hep bir döngüdür. Ve ne kadar refah toplum olursa onun içerisinden o kadar yüksek fikirler çıkar. Daha yüksek bilim adamları çıkar. O döngü hep birbirini destekler. Ama siz özgürlüğü kısıtladığınız anda, bu da ifade özgürlüğünde başlar, fikir hürriyetinde. Çünkü özgürlüğün ilk şeyi odur. Fikir önce ortaya çıkar, eyleme dönüşür ya. İlk başta siz yasakladığınız zaman fikir özgürlüğünü, bu da tam tersi döngü oluyor. Bir öncekinin tam tersi olmuş oluyor. O yüzden bu bize bir potansiyel bir özgürlük şeyimiz var. Bir alternatif önerecek yapı var karşımızda. Bence bu büyük bir müjde aslında insanlık için. Buzdağının görünmeyen kısmını görmeye başladığı zaman insanlık, bence dünya çok mükemmel bir yere gidecek. Ben buna inanıyorum. Sıkıntı da sadece süreçlerden geçebiliriz. Bu hayatın tabiatında vardır yani. Hep mevsimlerde bile vardır yani. Kıştan geçeriz. Yani soğuk mevsimden sonra bahar gelir yani. Bu böyledir. O yüzden ben dünyanın çok güzel günler göreceğine inanıyorum ve umuyorum ki hep birlikte de bunları görürüz ve zamanımız buna yeter ve bunları yaşarız. Hatta bu süreci inşa ederiz. Bunun mimarları oluruz bu dünyanın. İnşallah diyorum. Çok teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırdınız. Güzel fikirlerinizi bizle paylaştınız. Başta çok ufak bir teknolojik sıkıntı yaşamasak bile, evet, sonuçta gerçekten çok faydalı bir toplantı oldu. Ve tüm arkadaşlarım da devamlı bir teşekkür yazdılar chatten de. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlarım, bugün Hamza Yardımcıoğlu'ndan değişen dünyadaki yakın gelecekteki gündem konularını dinledik. Aslında buzdağının görünmeyen kısmı dediğimiz arkasında blockchain teknolojisi aslında dünyanın tam ortasında oturuyor gibi. Ve onun önünde de Bitcoin ve bir takım coinler var. Belki dediğiniz gibi bunu inşa etmek, bunu geliştirmek ya da bunun içinde yer almak da bizlere de kısmet olur. Çok teşekkürler katılımınız için. Herkese çok sağlıklı günler diliyorum. Bundan sonraki programlarımızı da zaten takip ediyor olacaksınız. Hepinize çok sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol Güzüncüğüm. Teşekkür ederim Güzüncüğüm. Çok sağ olun. Teşekkürler herkese. Hamza Bey teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hamza Bey teşekkürler. 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 Hoşçakalın. Teşekkürler Hamza Bey. Hoşçakalın. Arkadaşlar hepinizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Aynen hepimiz. Hepimiz.